Business Channel Türk Stüdyoları'na hoş geldiniz. Bir Markalar Konuşuyor programıyla daha karşınızdayız. Bugün konuğumuz çok önemli konuklardan birisi. Farklı bir sektör. Eminim ki bayan izleyicilerimiz kadar erkek izleyicilerimizin de dikkatlice izleyecekleri, dinleyecekleri ve mutlaka tanışmak isteyecekleri bir konuk. Kendisi Oka Estetik Saç Ekim ve Estetik üzerine uzman ve Türkiye'deki en genç uzmanlarımızdan ve en deneyimli, genç olmasına rağmen oldukça deneyimli bir uzman. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın Oğuz Çetin, stüdyo konuğumuz. Merhabalar Namık Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Böyle genç, enerjik, dinamik bir estetikçiyle karşılaşınca insan tabii ki şaşırıyor. Nasıl bulaştınız bu estetiğe? Veya estetiğe neden karar verdiniz? Çevremizdeki insanları artık gördüğümüz için, yurt dışında özellikle, ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Birçok kişi Türkiye'ye sürekli sağlık turizmi için gidiyorlardı. Bir geliyorlardı, tekrardan kafalarında saç ekimi olmuş, aa bu ne diyorduk. Daha sonrasında ben Türkiye'ye bir kesin dönüş yaptım. Kesin dönüş yaptıktan sonra da bir arkadaşım vasıtasıyla aslında bir nevi saç ekimi bulaştım. Kendisinin bana sormak istediği bir konu vardı. Saç ekimi nerede yaptırabilirim? Bunun üzerine ben de bir araştırma yaptım. Hocalarımızla tanıştım. Sağ olsun o hocam sayesinde zaten şu anda bir yol kat ettik. Bu şekilde başladım işte sağlık turizmi, saç ekim vakalarını aracılık ve danışmanlık hizmetine sunmakla şu anda bu şekilde. Aslında bir tesadüfler sonucu kesinlikle böyle bir meslekle tanıştınız ve bu mesleğin eğitimlerini aldınız. Evet. Ve dediniz ki Türkiye neden yurt dışına para harcasın? Biz bu işi Türkiye'de de yapabiliriz ve evet, hakikaten de layıkıyla da yapabiliriz. Avrupalı yapıyorsa biz neden yapmayalım deyip bu işe soyundunuz. Teşekkür ediyorum en azından paralarımızın Türkiye'de kalmasına vesile olduğunuz için. Evet, kısaca bir sağlık turizmi diye geçiyor aslında. Biraz bize işten bahsedebilir misin? Sağlık turizmi tam olarak neye karşılık geliyor aslında? Aslında birebir turizm olayını kapsıyor. Yani şöyle ki biz yerlilerden ziyade daha çok yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz olsun, yurt dışında yaşayan yabancı misafirlerimiz olsun, hastalarımıza hitap ettiğimiz bir durum. Bunların, bu kişilerin daha doğrusu Türkiye'ye gelip bizlerde sağlık hizmetlerinden yararlandırmamızı, aslında bizler bunu sağlıyoruz. Yani Türkiye'mizin bu şekilde sağlık hizmetinin daha fazlasıyla bir ciro yapabilmesi ve Türkiye'deki tıp doktorlarının zaten tıp fakülteleri özellikle ne kadar başarılı olduğunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Evet. Aslında birebir Türkiye'mizi biz bu şekilde bir finans olarak ve sağlık hizmetlerimizi daha yüksek seviyelere popülerleştirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Peki biz saç ektirmek istiyorsak veya farklı bir estetik operasyon geçirmek istiyorsak, hı hı, size nasıl ulaşacağız veya siz bize nasıl ulaşıyorsunuz? Şöyle ki, sizden nasıl haberdar oluyoruz? Bizim zaten her ülkede bir temsilcimiz mevcuttur. Kendi birebir elemanlarım vardır zaten. Zaten saç ektirmek isteyen kişiler Google'a yazdıkları zaman birçok saç ekim merkezlerinin yerleri çıkıyor. Facebook'larda, Instagram'larda, sosyal medya ağlarını kapsamak üzere. Bizlere ulaşmak için Oka Estetik demeleri yeterli. Oka Estetik'te zaten bütün referanslarımızı, orada telefon numaraları da var hastalarımızın, birebir iletişime geçebilirler. Her ülkede olduğu gibi arkadaşlardan izin alıp da zaten hastalarımızdan birebir ziyaret edip, birebir oturup çay içip de görüşebilirler. Ama en hızlı bir şekilde bize ulaşabilmeleri için Oka Estetik sayfasına girip oradaki temsilcilerimizle ulaşıp bizlere direkt olarak bağlantı kurabilmeleri. Peki diyelim ki ben saç ektirmeye karar verdim. Geldim size. Dedim ki ben saç ektirmek istiyorum. Hani şu anki halimle saç ektirmeye ihtiyacım var mı bilmiyorum ama bu konunun uzmanı sizsiniz. Diyelim ki ben rahatsız oluyorum. Çünkü insanlar genelde bir şeylerden rahatsız olur ve estetik yaptırmaya karar verir. Ve ben de şu anki mevcut saçımdan memnun değilim. Daha sık, maşallah sizin gibi gür saçlarım olmasını hep istiyordum. Ama kısmet olmadı. Diyelim ki geldim. Ben saç ektirmek istiyorum dedim. Her saç ektirmek istiyorum diyen kişiye saç nakli yapıyor musunuz? Kesinlikle hayır. Şimdi öncelikle biz her gelen hastayı tabii ki öncelikle bir ön görüşmemizi sağlıyoruz. Yani burada şu anda sizin durumlarınızda özellikle saç ekimi ben kesinlikle önermem. Burada ne yapabiliriz? Mezoterapi işlemlerimiz vardır. PRP dediğimiz işlemler vardır. Öncelikle bunlardan denip yola çıkarız. Çünkü tabii ki de bunlar yeni bir saç çıkarmaz. Öyle bir şey söz konusu değil. Fakat mevcut olan deri altındaki kökleri beslediği için
sarı tüyler aslında birebir ayva tüyü dediğimiz olayları tekrardan saç olarak canlandırabilir. Ve mevcut saçlarınızı güçlendirdiği için tekrar bir sıklık oranına %20 kadar bir kavuşabilirsiniz. Şimdi tabii ki de bu işlemleri artık ticarete döken çok olduğu için sizin durumunuzda tabii bu mezoterapi, PRP işlemlerini örfbas edip direkt olarak saç ekimi alan yerler mutlaka vardır. Bunu da biliyoruz zaten. Her saç ekimini aynı zamanda tabii ki de kan tahlilleri bizim için çok önemli. Hmm. Hepatit B'ler, hepatit C'ler ve HIV'ler. Hijyen ve sağlık çok önemli. Çünkü bizim özellikle bütün saç ekim ve estetik ameliyatlarımız birebir resmi ameliyathanelerde gerçekleştiriliyor. Yani bunlar hepsi Sağlık Bakanlığı onaylı aslında yaptığımız sterilizasyonlar. Uzman doktorlarımız tarafından gerçekleşiyor bu işlemlerde. Bu şekilde. Yani her insanı tabii ki de saç ekimine hadi buyurun gelin hemen başlayalım olayı yok. Tamam. Diyelim ki ben yine bilmeyen bir kişiyim. Şimdi evet, gerek sosyal medyada olsun, gerek yazılı ve görsel basında olsun izliyoruz, okuyoruz, bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Farklı farklı şirketler, farklı farklı yöntemler kullanıyorlar. Siz Oka estetik olarak nasıl yöntemler kullanıyorsunuz? Yani saç ekimi diye biz biliyoruz ama aslında bunun farklı farklı yöntemleri var. Siz hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Şimdi zaten normalde saç ekimlerinde iki teknik vardır. Bu bir foot tekniğidir. Bu eski bir tekniktir. Yani aslında halen aktif olarak kullanılan bir tekniktir. Enseden bir parça alınıp en fazla 1800 kök olma kaydıyla açıklık alana bu birebir aslında serpiştirilir. Bu yani şekilde. Bir nevi aslında nakil gibi. Tam olarak nakil değil açıkçası. Fakat bu işlem sonucu evet kimisinin hakikaten gerekilebilen bir durum olduğu için bunu daha fazla aslında artık çok fazla kullanılmıyor. Fakat bu işlem sonrasında arkada ömürlük artık bir iz belli oluyor burada. Çünkü buradaki parça alıyorsunuz olduğu gibi, nakillerini sağlıyorsunuz dediğiniz gibi. Fakat bizim kullandığımız teknik FUE tekniğidir. Yani FUE tekniği de aslında ensedeki köklerin birebir alınıp birebir nakilleri sağlanmasıdır. Böylece hiçbir şekilde ne iz ne de bir yara hiçbir şekilde belli olmaz ileriki zamanlarda. FUE tekniğinde enseden tek tek alınıp buna belirli bir solüsyonları bekler. Daha sonrasında kanallarımız açılır. Kanallar açıldıktan sonra alım yaptığımız bütün kökler tek tek oraya yerleştirilir. Yani nakli sağlanır. Fakat Oka estetik olarak biz tabii ki de bunu geliştirdik. Şu an dünyada en başta biz olmak üzere biz yapıyoruz şu an. Çünkü bunun markası da bize tamamen patenti. Ice FUE dediğimiz bir teknik. Şöyle düşünmeniz lazım. Aslında çok basit bir yöntem. Şoklanma tekniği. Yani çünkü bu ensenin aldığımız kökler bizim solüsyonları ne kadar beklerse bir o kadar da deforme olur biliyorsunuz yani ki. Yani en azından canlılığını kaybediyor tabii gibi düşünebiliriz. Bir organ naklini düşünün. Yani bir organ naklini siz bir böbreği suya koyup da diğer hastaya götürebilir misiniz? Götüremezsiniz. Bunlar bir ya şoklanır ya da bir soğuk bir halde beklenir bir dolapta. Biz de aslında bunu yapıyoruz. Yani ensine aldığımız kökleri anlık olarak şokluyoruz ki böyle hiçbir şekilde ne böylece bir verim kaybeder tam aksine verimleri artar, beslenir. Bu şekilde bir ice food tekniğinin işlemlerini sunuyoruz ve %100 garanti veriyoruz. Normal FUE tekniğinde %89, %90 iken. Peki bir de hani saç ekimini haricinde bir de birkaç yöntem daha var dediniz. Onlar nasıl yöntemler? Bu PHP PRP dediğimiz bir yöntem var. Evet. PRP'ler dediğim gibi deri altında bulunan saç köklerin beslenmesini sağlar açıkçası. Kendi kanınızın ürettiği beyaz bir trombositlerimiz vardır. Evet. Bu trombositlerle aslında gerçekleştiriyoruz. Çünkü orada aynı zamanda bunları biz bir vitaminlere karıştırdığımız için deri altını daha sağlıklı bir şekilde oradaki kan dolaşımını arttırıyoruz. Yani beslenmesini sağlıyoruz. Bu şekilde. Demek ki o zaman hani kişiye göre değişen aslında farklı farklı yöntemler var. Yani sadece saç ekmek değil, aynı zamanda mevcut durumdaki saç köklerinin yeteri kadar beslenememesinden dolayı çıkmayan saçları da aslında bu kullandığınız yöntemlerle beraber aslında çıkmasını sağlıyorsunuz. Kesinlikle. Yani elimizden geldiği kadar zaten hani bizim buradaki amacımız bir an önce ticaret olayı değil. Hasta memnuniyeti birinci derecede. Yani hasta sonuçta biz ne kadar memnun edebilirsek o kadar iyidir. Örnek olarak ben şimdi size bir saç ekimi yapsam, daha doğrusu yaptırsam uzmanlarım tarafından bir sonuç elde edemeyeceksiniz. Çünkü mevcut olan saçlarını biz bu sefer de zedelemiş olacağız. Çünkü oradaki yuvaları biz keskin bir cihazla açıyoruz. Ne olursa olsun bakın insanların kulağına gelen estetik bir işlem. Bakın ne olursa olsun estetik deyip geçmeyeceğiz. Bu evet. Bir cerrahi bir müdahaledir. Tabii. Yani oradaki keskin cihaz sonuçta zaten... Sonuçta bir bıçak değiyor. Tabii ki de. Yani o keskin cihazla biz o yuvaları açtığımız zaman mevcut olan kökleri göremiyoruz yani şu anki durumunuzu. Evet. Yine aynı şekilde döneceğiniz için hiçbir şekilde önermem. Tamam. Peki
hani benim gibi değil ama gerçekten ihtiyacı olan, hani bunu sadece bir estetik olarak değil ama görüntü olarak hem kendini daha iyi hissetmek, özgüvenini arttırmak ve toplumda daha iyi bir yere sahip olmak için size gelen kişiler ortalama kaç seansta evet iyi bir hizmet almış oluyorlar? Yani saçın tamamen büyümesinden bahsetmiyorum ama o ekim işlemi genelde kaç seans sürüyor? Normalde yani tamamen açıklık olan bir bay bayan diyeyim size. Ayrım yapmayalım hiç. Tek seansı ben şu avucumun içine kadar kapatırım. Evet, çok güzel. Yani ortamı biz böyle hesaplıyoruz. Bu tek seanstır veya da bunun bir yarısı kadar daha. Ne kadar bir zaman dilimine denk gelir? 6 ile 8 saat. Yani bir günde işlem biter tek seansa. Anladım. Peki genelde seansa o zaman sabah erken saatlerde mi başlamak? Tabii. Yani sabah önemli. Erken saatleri başlayıp öğleden sonra bitirmek zaten en doğrusu bizim için de. Çünkü evet. Akşamın o günün yorgunluğunu akşamüstü atıyoruz. Tamam. Peki genelde size gelen müşterilerde profil olarak izleyicilerimiz anlasın diye söylüyorum. Daha çok hangi tarz müşteriler sizi tercih ediyor? Yani benim gibi bir müşteri mesela sizi tercih ediyor mu yoksa daha çok hakikaten hani saçla ilgili ciddi sorunları olan kişiler mi size daha çok geliyor? Bakın aslında saç ekimi tamamen psikolojik bir sıkıntıdır. Evet. Yani psikolojik sıkıntı derken şöyle açıkçası bir insan bir aynaya baktığı zaman eğer kendini orada beğenmiyorsa zaten bunu psikolojik olarak zaten bir kafaya koymuştur. Evet. Şimdi bu durumda aslında bize her türlü aslında sorular geliyor. Tabii ki de bizim de yurt dışına gelen hastaları hani tek buraya gelip ön görüşme sağlayıp geri gönderdiğimiz olayı değil. Fotoğraf istiyoruz. O fotoğrafta zaten biz kendini belirtiyoruz. Hani tek seans veya iki seans. Genellikle bize gelenler tek seans işlemlerdir. Hani direkt olarak biz zaten bu işlemleri yapıyoruz. Yani açıklık hakikaten saç ekimi gerekiyorsa. Öbür türlü de hani biraz daha dökülmesini bekleyin. Ya da buyurun gelin PRP gibi işlemlerle yapalım biz bu işlemleri diyoruz. Peki sonuçta öyle veya böyle estetik kelimesi geçiyor. İşte estetik kelimesi geçince insanların genelde algısı ne? Ya evet çok paramız gidecek. Hakikaten çok paramız mı gidiyor? Korkmadan size gelebiliyor muyuz? İzleyenlerimiz sizi dinlesinler ki gelip gelmemeye aslında bir ön adım olsun. Yani boşa sizin de zamanınızı kaybetmemek adına soruyorum. Bir de gerçekten ihtiyacı olan insanlar sizi tercih etsin istiyorum. Şimdi Namık Bey bakın estetik kelimesi aslında çok geniş kapsamlı bir evet. kelime biliyorsunuz ki siz de. Hakikaten biz sadece dediğim gibi saç ekiminde değiliz. Yani bunun estetik branşlarımız da var. Gerek meme büyütme küçültmeler, liposuction'lar, burun ameliyatlarımız. Yani bunların hepsi bize mevcut. Fakat fiyat olarak korkmalarını gerektiğin bir durum yok açıkçası. Yani dünya genelinde zaten en uygunlardan birisi Türkiye şu anda bu durumda. Çünkü sağlık turizmi biz tekrardan bir yükseltiyoruz burada. Fakat yani tabii ki de bu rekabet çok Türkiye'de. Yani her tarafta olduğu gibi. Buradaki bizim amacımız biz kişiye özel değil. Biz burada herkese eşit bir şekilde zaten bir kalite veriyoruz. Yani burada Türkiye geldikleri zaman İstanbul'a ya da Antalya'ya burada hakikaten kendi evlerinde gibi hissediyorlar. Her türlü temsilcilerimiz başlarında duruyor. Bu şekilde. Peki o zaman hani söylediklerinizden şunu anlıyorum. Korkmadan size gelebilir. Kesinlikle evet. Peki benim kendi merak ettiğim bir soru var. Ben evet, saç ektirmeye karar verdim fakat sizinle ilk görüşmeye gelip hani beni bir incelemenizi ve sizden bir uzman görüşü almak için bu tarz görüşmeyi ücretsiz mi yapıyorsunuz yoksa bu görüşmelerden de bir ücret ödemem gerekiyor mu? Tabii ki de hayır. Tamamen ücretsizdir işlemlerimiz. Tamam. O zaman ben size program bittikten sonra sizi yolcu edeceğim. Ertesi sabah sizi ziyarete gelip bekliyorum. Nasıl bir hizmet verebilirsiniz diye bir görüşmek istiyorum efendim. İnşallah. Detaylarıyla beraber yarın konuşuruz diyorum. Her zaman. Evet efendim, bugünkü konuğumuz uzman bir estetikçi. Evet, karşıdan bakılınca belki benim bir saç ekimine ihtiyacım görünmüyor olabilir sizce. Ama ben öyle düşünmüyorum. Bu saç uzmanına gidip bir fikirlerini almak ve gereken bir şey varsa da bir televizyonun karşısında izleyiciye birebir görüntü verdiğim için sizlerin karşısına daha güzel ve daha anlamlı çıkmak istiyorum. Yarın kendilerini ziyaret edeceğim. Sizler de bu programı izledikten sonra bizim izlediğimiz yolu izlemek istiyorsanız lütfen Oğuz Çetin'e zaten iletişim numaralarını yayınlıyoruz. Ulaşın. Kendileri size ücretsiz bir analiz yapacağını ve hizmetinin kalitesini
detaylarını, çeşitlerini ve fiyatlarını yerinde uzman bir kişi olarak zaten açıklayacaklar. Kendilerine efendim tavsiye ediyorum ve ben yarın kendileriyle görüşeceğim. İleride vermiş oldukları hizmetlerle ilgili de hem kanal aracılığıyla hem sosyal medyadaki bloglarım aracılığıyla size Oğuz Bey'in ve Oka Estetiğin kalitesini ve hizmetlerini anlatmaya devam edeceğim efendim. Programımız bugün burada sona eriyor. Haftaya yeni bir konu ve yeni bir konukla tekrar karşınızda olacağız efendim. Business Channel Türk stüdyolarından bugünlük hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere.